o gün Agra'da dilediğin gibi dans ediyordun, ha? Burada baş başayız. Şimdi neden utanıyorsun? Artık rahat olabilirsin. Kanla. Bu parti benim. Bu da benim nişanlım, tamam mı? Bir sakıncası mı var? Gel canım, gel. Bebeğim, suratın sürekli asık olsa da ben seni çok güzel buluyorum. Ne var? Kaçırdın. Neden beni rahatsız ediyorsun? Biraz olsun değiştiğini düşünsem. Beni haksız çıkarıyorsun. Beni buraya zorla getirmeye nasıl cüret edersin? Acaya nasıl vurursun? O benim müstakbel kocam. Sürekli olay çıkarmaktan, canımı sıkmaktan keyif mi alıyorsun? Affedersin. Seninle konuşuyorum. İşitme sorunların mı var yoksa? Duymuyor musun beni? Sağır mısın? Neden üstünü çıkarıyorsun? Bak, o gün kendimde değildim. Bugün kendimdeyim. Kes şunu. Yaklaşma bana. Bak. Geri çekil. Kes şunu. Yoksa bunu başında parçalarım. Üstünü ört şununla. Yoksa bütün basın mensupları görüntünü alabilir.
Ben de sana yardım etmeye bayılmıyorum. Başının çaresine bakmayı öğren. Anladın mı? Bir de giydikten sonra kuru temizlemeye ver. Bir başkasının giydiği kıyafeti giymem ben. Sizin gibi insanlar böyle yerlere gelmeye başladılar ama böyle yerlere ait değiller. Ahmak kız. Ortalıkta taksi de başka araba da görünmüyor. Bayan Sharma, bakın sizi bekliyorum. Senin gururun yüzünden bu kadar benzin boşa gitti. Benzinin bize ulaşması için binlerce insan alın teri, ülkelerde milyonlarca rupi döküyorlar. Bak bir kez daha söylüyorum. Sadece 5 saniye bekleyeceğim. Eğer binmek istiyorsan bin. Yoksa gideceğim buradan. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Bak, kendinden özür dilerim. Böyle iğrenç bir adamla evleneceksin. Her konuda beni aşağılamak zorunda değilsin. Lütfen emniyet kemerinizi takın. Güvenliğiniz için gereklidir. Nasıl kız çocuklarının odasında ayıcıkları olur ve üstündeki düğmeye basınca seni seviyorum der. Bu araba da emniyet kemerini takmayınca böyle söylüyor. Ama saçmalık bu. Sakin ol Bayan Şarma, sakin. Sen bu öfkeni o sevgili müstakbel kocandan çıkar. Sana edepsizlik yapan o. Emniyet kemerinin suçu ne? Sakin, lütfen. Ne yapıyorsun? Merak etme. Seni kaçırmayacağım. Ne zaman sana yardım etsem, başım belaya giriyor. Her seferinde başıma bir iş geliyor.
Yani çok tuhaf. Gerçekten. İnanamıyorum. Böyle abesle iştigal bir şey görmedim. Bu arada bu kelimenin anlamını biliyor musun? Tuhaf, garip. Karşındakinden İtalyan aşçılar gibi yemek yapmasını istiyorsun. Ama yemek hazır olunca yanaşmıyoruz. Hem de bu kadar acayip birini hayat arkadaşın olarak seçiyoruz. Bak, madem üzüleceksin, üzüleceğine değecek bir şey üzül. Lütfen. Bu benim kişisel meselem. Peki, tamam. Acı çek o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.